geldiniz efendim. Hoş, hoş bulduk. Gazi TV'nin en dinamik ikilisi. Ya işte Tom ve Jerry var, Laurel ve Hardy var. Bir de biz varız. Bir de biz varız. Bugün ne konuşalım Caner Bey? Kalp var, damar var. Buyurun. Ne alırdınız? Bugün şeyi planlamıştım. Hani kalp damar hastalıkları, bir de hani herkesin en büyük korkulu rüyası ya. Yani bypass mı yoksa kolay yoldan anjiyo stent mi? Ya, tartışılıyor, hala da tartışıyorlar ve bizden sonra da tartışacaklar. Ya bunun sonu da yok, belli değil. Ortak yok, bulduk buraya bu, buraya bu demeyecekler. Kalple şaka olmaz kalple yani, şaka şakaya olmaz. Gelmez. Yani olur hakikaten ama kalple şaka olmaz. Bir de öyle bir konu ki aramızda paylaşıyorduk şimdi. Ya Firavun'la Musa bile anlaşır bu konuda. Hangisini yapmak lazım? Damara balon stent mi yoksa bypass mı? Ya kardiyologlarla kalp damarcılar bu konuda bir ortak noktaya çok varabileceklerini zannetmiyorum. Koroner damar hastalığı olan bir hastaya çıkıp da konsey yaptık size, işte şuraya balon stent mi bypass mı tarzında bir alternatif sunduğunuz zaman, doktor tarafından sunulduğu zaman kaç kişi der ki ya hayır ya ben kolay hemen kasıktan gelip stenti tercih etmiyorum ya ben illa kesilesim var. Ya kaç kişi? Ben, bana sor. Soruyorum. Bana sor. Ben de balon stent derim. Yani mümkünse. Sizin için konforlu, daha kısa süreli olabilir ama uzun ömürlü olmaz. Çok tıkanma riski var. Hele buradaki lezyonlarda. Buna bypass daha kesin, daha uzun ömürlü. Bütün dünyanın gerçeğine gelelim. Yani kanser ölüm sırasında ve kalp damar hastalıkları en başı çekiyor. Ha yani diyeceksiniz ki şimdi en çok konuşulan konu da o ya, kanser ortaladı, kanserden ölümler arttı. Eskidenle aynı oran. Yani değişen bir şey yok. Sadece daha fazla tespit ediliyor. Dallandırılıyor, budaklandırılıyor. Kardiyologlarla sizin sürekli bir karşı karşıya geldiğiniz durum var ya. Ne size ihtiyacı olsun adamın, ne onlara ihtiyacı olsun. Ama şimdi ne bize ne taş mı yiyelim biz? Canan Karatay hocamıza uyarsak damar sertliği olmayacağız ya da tıkanmayacak. Ya bu kadar okuduk, emek verdik, bu kadar risk, taş mı yiyelim yani? Olmadı. Dedi, olsun, şimdi bilgilendirelim ama. Tamam, bilgilendirelim. Yani bizim ülkede sigara en baştaki baş belamız. Bu bir. Bir kere bunu kabul edelim hakikaten. Beslenme ve çevresel faktörler. Bunu zaten artık bunlar da herkes biliyor. Stresli yaşantı, günümüz koşulları, şudur budur eklendiğinde bir de tabii sizin genetiğiniz var. Yani genetiğiniz sağlamsa çok bir sıkıntınız yok aslında. Popüler en azından doktorlarımızdan bir tanesi var son dönemde internette. Kulak memenizde şöyle bir çizgi varsa damar sertliğiniz vardır diyor. Kendimizinkine mi bakıyoruz? Yani benimkine işte de bakabilirsin. Ben nasıl göreyim ya? Bakın bakayım karşı. Yapınca biraz hani %30 mu desem damarsa 50 mi dur tam anlamadım diye. Ama kimse beni suçlayamaz. Bilimsel bu. Tabii. Kardeşim bilimsel. Ya, aynen. Ya olabilir yani hani bilim insanı olarak bir şeye böyle direkt itiraz etmeden önce ben hep araştırma tarafındayım. Yani şu anda bir şeyin bilinmiyor olması ya da kabul görmemiş olması yanlış olduğu anlamına gelmez. Bunu şey yapabiliriz yani çok güzel araştırma yapabilirim ben. Mesela poliklinikte bizim preop hasta var, postop hasta var. Tabii. Ben hepsinin bir kulak memesine bakayım. Fotoğraflayayım. Yani belli bir süre sonra elim alışır. Yani anjiyoya bakmadan eleydi %50 bak, bu ya. Bak bu ortak çalışma konusu da olabilir. Açık ama hani hasta herkes hasta yanlış anlar. Bana mı yürüyor bu diye. Tamamen bilimsel ders. Bilimsel. Balon stenti hala bende balon patlattılar diye anlatıyorlar. Yani balon patlaması diye bir şey yok. Yani bu balonun patlaması zaten istenmeyen bir şeydir. Balon şişirilir damarın içerisinde. Hmm. Kardiyologların yaptığı. O tıkalı olan yeri genişletir. Sonra da bu genişlettiği yerin geniş kalabilmesi için de içeriye bir stent konur. Kalıp çelik gibi kafes şey gibi. Ha. Aynen öyle. Yani görevi budur. Yoksa hakikaten ucundaki bir balondur o kateterin. Ama bu tutup da patlamaz.
Yani biz patlatmaya çalışmayız yani. Evet. Böyle gibi. Böyle bir şey yok. Yani patladı. Yani yok böyle şey. Patlarsa çıkarıp başka balonla. Hayda yine baştan olmadı. Yani evet yani bunun da adını koyalım. Balon yani, patlatma kısmı kötü. Bir de ne olursun şimdi herkes bypass cerrahisinden yani kalp ameliyatından korkuyor. Hep diyorlar hasta yattığı yerde. Hocam şimdi beni yaracaksınız değil mi? Ya ne olur biz kimseyi yarmıyoruz. Yani bana değiliz. Hocam meslektaşız aynı işi yapıyoruz diye bıçak hediye eden kasap hastam. Yani bıçağı getirebilirim buraya gösterebiliriz. Üzerine yazdırmış bir de Doktor Alkan Arpaçay diye bir tane şey avcı bıçağı. Tamam, bir sonrakine lütfen istiyorum onu. Ya yani görmediğim hakikaten. Yani şimdi kasapla evet biz de kesiyoruz da kasapla aramızdaki farkı bir anlatalım bence. Şimdi kasap kesiyor ve dağıtıyor. Evet. Biz o dağıttığımızı toplamak zorundayız. Yani kasap topluyor mu tekrar geriye kuzuyu? Toplamıyor. Dağıtıyor. Ya biz o dağıttığımızı her halükarda toplamak zorundayız. Bir. İkincisi yarmıyoruz. Usulüne uygun testereyle kesiyoruz. Bu daha da fecaat oldu. Evet, testereyle. Derken, hiç gelmeyecekler. Kemik testeresi diyelim. Yani, küçük ama. Sevimli, küçük. Emin misin o kadar olduğunu? Evet, hakikaten yani, o kadar. Bu kadar ya. Geri kalanına bakma. Ha. Ucu. Ha ben şöyle bir şey gördüm hatırlıyorum. Hayır. Ucu bu kadar. Ha. Aynen öyle o kadar. Ha, o, pardon benim gördüğüm testere amputasyon testeresiydi. Yani. Onlar da o kadar büyük değil. Ama hakikaten yani çok korkulacak. Ya yani bazı hastalar hakikaten kalp ameliyatını geçiyor bu kesilme işine takılıyor. Hı hı. Yani nasıl toparlayacağız? Ya çok büyük bir sıkıntı yok. Yani kolu bacağı kırılanlar bunu çok daha net bilirler. Yani işte kolunuz alçıda kalıyor. Gerçi şimdi artık alçıda yapmıyorlar. Oraya iki tane vida somun atıyorlar. Ne? Arkasına bir civata alyanla sıkıştırdın mı tamam kemik bir şekilde stabilize oluyor. Ya, ortopedi cerrahlarımıza nalbur dediniz oldu yani. Ya üç aşağı beş yukarı. Onların aletlerini gör. Matkap var ya. Yani nalburiye'dekinin steril olanı. Ve vücut için uygun olanı. Hakikaten vidası var, çivisi var, somunu var, contası var. Conta. Evet, conta var kaydırmasın diye. Yoksa yerinden oynuyor otlar. Yani ortopediyle de sohbet edin. Ha biz de ne yapıyoruz? Sonuçta tellerle kapatıyoruz. İnşaat telleri. Ama işte onun steril olanı. Şimdi daha modernleri çıktı. Klipsler var. Daha şık böyle titanyum alaşım. Şeyde ötmüyorsunuz. Havaalanında falan ötmüyorsunuz. Ya bu arada bak yine patronu kızdıracağız. Hala hani bypass'ı konuşuyoruz ama şöyle bir bilimsel konuşamıyoruz. 7.0 prolen 16 milimle dikmek gerekiyor. Çok ince ince. Tabii ki de şey değil yani bu işler öyle çok kolay değil. Ama kullandıklarımız bunlar. Tabii bu arada kalp akciğer pompasını da unutmamak gerekiyor. Çünkü bu ameliyat esnasında kardiyak arrest sağlıyoruz hastalara. Bunu da potasyum hidroklorotla sağlıyoruz. Başka türlü bu ameliyatı gerçekleştirmek çok mümkün değil. Peki left intern memory arter mi? Radyal mi? Fuck you man. Shut up. Siz ne diyorsunuz ya? Olmadı böyle değil mi? Ne diyorsunuz abi siz? Böyle de anlatamadık ben. Böyle de anlatamadık. Abi insan gibi anlatın. Şimdi bak adam geldi size bypass olacak mı olmayacak mı? Neden kardiyoloğa gitsin? Niye size gelsin? Bunun bir orta yolu var mı yok mu? Var. Doktoruna güvensin bence. Kesinlikle doktoruna güvensin. Kalp sağlığınız için. Sizi gıcık eden insanlardan. Vazgeçin. Güzel bir sosyal mesaj mıydı? Kesinlikle. Evet.